Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben kozalak reçelinin tarifini paylaştım. O kadar çok şifalı ki lütfen evinizden eksik etmeyin. Genellikle üst solunum yolları hastalıklarında tavsiye ediliyor. Uzun süre devam eden öksürüğü kesmekte de etkili. Her evde bulunması gerekiyor. Lütfen deneyin arkadaşlar. Aslında reçel demek bana göre yanlış ama reçeli neden diyorlar? Reçel gibi yapılıyor ancak bir ilaçtır. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 60 tane kozalak var. Öncelikle bir bıçak yardımıyla bu şekilde başlarını kesiyorum. İncecik kesin lütfen, etli kesmeyin. Çok fazla fire olmasın. Bu şekilde incecik kesiyorum. Bir de arkadaşlar odaklanma sorunu yaşayanlar da mutlaka kullansınlar. Enerji de veriyor. Diyet yapan arkadaşlarım da mutlaka denesinler. Gerçekten de çok şifalı. Zaten bilimsel kanıtları da var. İlerleyen dakikalarda yine bilgiler vermeye devam edeceğim. Ev yapımı reçelleri Emine Kaya arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Onun tarifidir. Çok sattığı bir üründür. Benim şimdi çocuklarımda herhangi bir solunum yollarıyla alakalı bir sıkıntı yok. Okula başlayacaklar inşallah Eylül ayında. Ben Ağustos ayında bir tatlı kaşığı sabahları aç karnına vereceğim. Sadece koruma amaçlıdır. Zaten Emine arkadaşımın da müşterileri yine Ağustos ayında çocuklarına vermeye başlıyorlar bu ilacı. Kozalakları topladığınız zaman lütfen hemen işleme alın arkadaşlar. Yani 6-7 saat, 9 saat, 10 saati geçmesin. Aksi halde kuruyacaktır. Bu arada şu bilgi de hemen belirtmek istiyorum. Biz bahçemizden topladık. Ormanda sanırım toplamak yasak. Bunun için izin almak gerekiyor ama yine de lütfen siz araştırın. Bir tane limon sıktıktan sonra üstüne soğuk su ilave ettim. Yaklaşık 3 saat boyunca suyun içerisinde kalacaktır. Ondan sonra hemen reçel yapımına başlayacağım. Bu arada Emine arkadaşım bir gece bekletiyor. Ama tercih sizin arkadaşlar. Ben 3 saat beklettim. Bir gece de bekletebilirsiniz. Tamamen temizlik amaçlıdır bu işlem. Buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya tecrübeniz de varsa önemli rica ediyorum arkadaşlar sizden. Çünkü sizin tavsiyeleriniz bizim için çok kıymetlidir. Eğer bununla ilgili bir tecrübe de edindiyseniz lütfen bizlere yazın. Bunları değerlendirmek ben de isteyeceğim. Mutlaka izleyicilerim de değerlendirecektir. Aradan 3 saat geçti. Şimdi musluğun altında tutacağım ve hepsini tek tek elimle ovarak yıkayacağım. Yetişkinler kendilerini korumak için bir çorba kaşığı sabah aç karnına tüketmesini tavsiye ediyorum. Eğer KOAH hastası veya üst düzeyde solunum yollarında rahatsızlığınız varsa sabah bir çorba kaşığı, akşam da bir çorba kaşığı içebilirsiniz. Akşam içmenizin sebebi de rahat uyumanızı sağlayacaktır. Elimle ovarak hepsini tek tek yıkadım. Şimdi tepsini tencereye aldım. Üstünü biraz geçecek kadar soğuk su ilave ettim. Ocağa alacağım bu tencereyi. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatacağım ve suyunu süzeceğim. Grip olmadan önce tüketmek tabii ki de daha da şifalı olacaktır. O yüzden yetişkinler kendilerini korumak amacıyla her sabah bir çorba kaşığı kullanabilirler. Su kaynadıktan sonra hemen altını kapattım ve suyunu süzdüm. Bu da yine temizlik amaçlıdır. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Burada toplam 60 tane kozalak vardı. Bunun için 2.250 gram şeker kullandım. Bu şeker oranı tamdır arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi soğuk suyunu ilave ediyorum. Toplamda 3 litre soğuk su ilave ettim. Enerji ve mutluluk da veriyor aynı zamanda. Kullanmaya başladığınız zaman göreceksiniz. Sadece solunum yolları hastaları değil, herkesin kullanması gerekiyor. Koruma amaçlı kullanabilirsiniz. Akciğerleri temizliyor.
Kozalak reçelini şimdi ocağa aldım. Kaynadıktan sonra altını kıstım. Kısık ateşte toplam 4,5 saat boyunca kaynayacak. Bu süreç içerisinde lütfen ara ara karıştırın. Yüzeyinde köpükler oluşacak. Onları da mutlaka alın. 3 saat kaynadı. 1 saat daha kaynaması gerekiyor. 1 tatlı kaşığı dolusu limon tuzu ilave ettim. Bakın görüyorsunuz yüzeyinde köpükler var. Ben onları mutfağa gidip geldikçe bu şekilde temizliyorum. Kısık ateşte ortalama 4,5 veya 4 saat boyunca kaynadı. Görmüş olduğunuz gibi rengi tamamen değişti. Kıpkırmızı oldu. Şimdi artık sterilletmiş olduğum kavanozlara dolduracağım. Rengi de muhteşem oldu. Bir gece dinlendikten sonra ben size kıvamını göstereceğim. Tadına da bakacağız. Gerçekten de arkadaşlar çok şifalı ve yapımında da hiçbir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladım. 4 saat boyunca sadece ocakta kısık ateşte kaynadı. Yarım saatte bir mutfağa geldikçe ara ara karıştırdım. Üzerinde oluşan köpükleri aldım. Hepsi bu kadar. Yine ben açıklama kısmına malzemelerin detaylarını yazacağım. Ama çok önemlidir. Kozalaklar 4 santimi geçmesin. Mümkünse 3 santim olsun. Bu posalar yemek için uygun değildir. Yerseniz de sizi birazcık rahatsız edebilir. Aslında lokum gibi de pişti. Tadı da gayet güzel. Ama yemeyeceğiz. Süs amaçlı kavanozların içine koyabilirsiniz. Tabii bu haliyle değil. Tencereyi ocağa koyduktan 1 saat sonra içinden 1-2 tane kozalak alabilirsiniz. Tabii buna gerek yok bence. Toplam 3,5 kavanoz çıktı. Bu miktarda ortalama bir kişiye 1 yıl boyunca yeterli gelir diye düşünüyorum. Tencerenin altına bir havlu koydum. Bu şekilde süzülmesini sağlayacağım. Onu da yarım olan kavanozun üstüne ilave edeceğim. Bu da benim ceviz reçelim. 2 gün önce ön hazırlık videosunu yayınlamıştım. İnşallah 18 gün sonra da ceviz reçelin tarifini yayınlayacağım. Şimdi tam zamanı arkadaşlar, lütfen deneyin. Az miktarda da olsa gerçekten o da çok şifalıdır. Aradan bir gece geçti. Artık kavanozlar soğudu. Ben sıcak dolum yaptıktan sonra hiçbir kavanozu ters çevirmiyorum. Şimdiye kadar da herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Artık tercih sizin. İsterseniz ters çevirebilirsiniz. Bu kavanozları karanlık ve serin bir yerde saklayacağım. Kavanozu açtıktan sonra da buzdolabına koyacağım artık bitene kadar. Müsaadenizle şimdi tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Öncelikle o çam ağacının kokusu o kadar çok içine işlemiş ki bayıldım. Muhteşem bir aroması var. Ne ak ekşi, ne acı, ne tatlı. Kekremsi bir tat bıraktı. Bir kaşıktan da sonra fazla yiyemezsiniz zaten arkadaşlar. Ama yedikten sonra da size hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek. Ağızda herhangi bir kötü bir tat bırakmayacak. Çocuklar da zaten içebiliyor. Onlar da içerken rahatsız olmayacak. Çok beğendim. Şey tam olmuş arkadaşlar. Bakın kıvamını da net bir şekilde gösteriyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Bir 3 saat 4 saat daha kaynatsaydım daha katı bir kıvamda olacaktı ama gerek yok. Ama o şekilde de inşallah ilerleyen günlerde de yayınlayacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çok satılan orijinal bir tariftir. Lütfen değerlendirin arkadaşlar. Gerçekten de şifasını göreceksiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.